Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Amin. Muhterem hazirun hoş geldiniz. İnşallah bugün Risale-i Nur külliyatından Lem'alar isimli eserin 26. lem'asının 11. ricasını okuyacağız. Cenab-ı Hak istifade ve istifaza eylemeyi bizlere nasip eylesin. Amin. Kalben istifaza feyz almayı, aklen, aklen, ilmen faydalanıp faydelenmeyi bizlere nasip eylesin. Bu Amin. ricalar rica etmek, ümit etmek Cenab-ı Hakk'ın rahmeti nihayetsizdir ve rahmeti vesiyat külle şey. Benim rahmetim her şeyi kaplamıştır. Sabakat rahmeti gazabı. Benim rahmetim gazabımı geçmiştir. Ketebe rabbukum ala nefsi rahme. Size merhamet etmek benim boynuma borç olsun diyor Cenab-ı Hak. Yani bu kadar merhameti geniş. Ve nebbi ibadi enni enel gafurur rahim. Ey Muhammed'im beni kullarıma çok merhametli ve çok bağışlayıcı olarak haber ver. Bu kadar merhametli olan bir Allah'ın yani Rabbimizin rahmetinden ümidimizi kesemeyiz. Kesmek haramdır. Rica da ümit. Rica ederim diyoruz ya. Ümit ederim yani. Bunu sizden bekliyorum. 11. rica. İhtiyarlar Risalesi yani ihtiyarlık halinde rahmet peygamber aleyhissalatü vesselam buyuruyor ki yaşlı birisi burada geçecek o hadis-i şerif ellerini rahmet ilahiyeye çevirdikte yani ya Rab dediği zaman rahmet-i ilahiye onun matlubunu talep ettiği şeyi duasını geri çevirip reddetmeye rahmet-i ilahiye müsaade etmiyor. Yani Cenab-ı Hak o zatın duasını ne yapıyor? Kabul ediyor. Yani ihtiyarlık öyle bir mevsim. Duaların kabul edildiği bir mevsim. 11. rica. Üstad Hazretleri ihtiyarlık haliyle böyle Allah'ın rahmet kapısını aralayacak pencereler, ricalar buldu. Onları bizimle inşallah paylaşıyor. Esaretten geldikten sonra Çamlıca tepesinde bir köşkte, Üstad Bediüzzaman Hazretleri Rusya'da iki buçuk sene kadar esir kaldı. Birinci Cihan Harbi'nde talebeleriyle birlikte gönüllü alay kumandanı olarak çarpıştığı zaman yüz, yüz küsür talebesiyle birlikte bu talebelerinin bir ikisi müstesna gerisi hepsi cephede şehit oluyor. Kendisi de üç beş talebesiyle birkaç talebesiyle ne yapıyor? Esir düşüyor. Kosturma'da Rusya'da iki buçuk sene esir kalıyor. Rusya'da ihtilal olduğu zaman hapishane açılıyor bir vesileyle. Üstad da oradan firar ediyor, kaçıyor. Ve Avusturya üzerinde Rusya'dan yayan gelin, gelinse bil fiil altı aylık yolu bir şekilde geliyor. Biz zaman vermeyelim. Bir şekilde Üstad Avusturya'dan, Almanya'dan böyle Batı Trakya'dan Türkiye'ye geliyor. Sene 1917. İstanbul'a geliyor ve Çamlıca tepesinde bir köşkte esaretten geldikten sonra İstanbul'da Çamlıca tepesinde bir köşkte merhum biraderzadem Abdurrahman ile beraber oturuyorduk. Ki Üstad Hazretleri ondan 8 sene önce ne yapıyor İstanbul'a 1909'da geldiği zaman ilan ediyor. Selune amma Bana istediğinizi sorunuz. Böyle diyebilmek beşer tarihinde üç faniye nasip olmuş. Birisi Hazreti İmam Ali radıyallahu an, birisi onun torunu cafer Sadık radıyallahu an, birisi ise Bediüzzaman. Fıkıh, kelam, siyer, usulü hadis, usulü tefsir. Hangi ilim dalından olursa olsun bana istediğinizi sorunuz diyebilen bir zat. Böyle meşhur bir zat. said Meşhur. Bir ismi bir lakabı da o. Olduğundan dolayı istemeyerek ne yapıyorlar? Üstadın rızası olmadığı halde Darül Hikmetül İslamiye yani Yüksek İslam Akademisi yani yüksek o fetva veren yüksek kurula üstadı hadis dalında üye kaydediyorlar. Ağza o zaman Çamlıca tepesinde bir de köşk tahsis ediyorlar Bediüzzaman'a. Şimdi bakın. Esaretten kurtuldu. Çamlıca tepesine geldi. Bir köşkte dini mübini İslam'a ne yapıyor? Hizmet ediyor. Merhum birader Zadem Abdurrahman ile beraber oturuyorduk. Bu hayatım hayatı dünyeviye cihetinde bizim gibilere en mesudane bir hayat sayılabilirdi. Demin ki Yusuf Aleyhisselam'ın hayatı gibi. Arkadaşlar Yusuf Aleyhisselam'ın başından gel, geçmeyen hadise kalmamış. Her türlü belaya, musibete, imtihana düçar olmuş. Cenab-ı Hak sevdiği ve güvendiği has adamlarına imtihanın sorunun ağırını sorar. Eşeddün nasu belaen. Belanın manası bizim dile bela yanlış olarak geçmiş. Biz belayı sıkıntı biliyoruz değil mi? Bela bela. Bela imtihan demek arkadaşlar. İmtihan neyle olur? Bela ile olur. musibetle olur. Hastalıkla olur. Dert ve kederle olur. Eşeddün nasu belaen el enbiya sümmel evliya el felemsel en ziyade bela ve musibete giriftar olanlar yani imtihana tutulanlar başta peygamberler ondan sonra salih kimseler ve ondan sonra ala meratibihim yani değerli insanlardır. Aynen öyle de Yusuf Aleyhisselam başından ihanet geçiyor. Kardeşleri kendilerine ihanet ediyor. Kuyuya atılıyor, çöl olarak satılıyor, iftira atılıyor, hapse düşüyor. Anne babasından ayrı kalıyor. Yani dünyada başına neredeyse gelmemiş hiçbir sıkıntı kalmıyor. Tam müferrah yani rahatlı ferahlı bir hayata geçtiği zaman mübarek. Diyor ki Tevaffeni Müslüman ve elhakni bis salihin. Ya Rab beni salih olarak canımı Müslüman olarak al ve beni salih kimselere ilhak eyle. Yani demek ki kabrin arkası için çalışınız. Hakiki saadet ve lezzet ondadır. O kabrin arkasını ne yapıyor? Ferasetiyle görüyor Hazreti Yusuf Aleyhisselam. Şimdi aynı hal el ulema varasetü'l enbiya. Alimler peygamberlerin varisleridirler. Aynı tarzı üstad takip ediyor. Torununa yani yeğeni Abdurrahman'a diyor. Bu aldığımız para bir maaş bir para veriyorlar üstadı o zaman. Bunu muhafaza et. Bu ileride bize lazım olacak. Ve gerçekten ileride lazım oluyor, istimal ediliyor. Abdurrahman ile beraber o köşkte Çamlıca'da oturuyorduk. Bu hayatım hayatı dünyeviye cihetinde bizim gibileri en mes'udane bir hayat sayılabilirdi. Çünkü esaretten kurtulmuştum. Darul hikmette mesleki ilmi yeme münasip, en âli bir tarzda neşri ilme muvaffakiyet vardı. O zaman Darul Hikmet'in İslamiye'de Üstad Ağza, daha önce Üstad Ağza iken 1909 yılında Japon prensi hem de genel kurmay başkanı Kotohito diye birisi Risale-i Nur'da tam 6 yerde geçiyor o Japon'un Japon başkumandan. 5. Şua'da geçiyor. Münazaratta geçiyor. Hutbe-i Şamiye'de geçiyor. Tarihçe hayatta geçiyor. Diyor ki Ecibe-i Japoniye bir Japona verilen cevaplar. Üstad Hazretleri İstanbul'a gelip bana istediğinizi sorun diye ilan ettiği zaman terslikten o zaman da Osmanlı İmparatorluğunu ziyarete Karin Kotoito diye Japon prensi genel kurmay başkanı geliyor. Diyor ki ben sizin dininizi inceledim. Bakın bizi ilgilendiriyor bu mesele. İnceledim baktım akla uygun bir din ama sizin peygamberiniz diyor ki ahir zamanda bir adam gelecek boyu minare kadar olacak. Alnına kafir yazacak bir eli delik olacak. Onun bir cenneti bir de cehennemi olacak. Bu nasıl olur? Üstad hazretlerine onu yönlendiriyorlar. Git cevabını Bediüzzaman'dan al diye. Bediüzzaman hazretlerin bu ahir zamanda gelecek süfyana İslam deccaline ait bu hadisi şerifleri müteşabihdir diyor. Benzetme hadislerdir. Mesela bir adam için eli deliktir derler. Niye? Elinde para durmuyor. Müsriftir. O, o İslam deccali israfı teşvik edecek. Boyu minare kadar olacak. Ne demek? her taraftan görülecek, çok meşhur olacak, bilinen biri olacak demek. Yoksa minare kadar boyu olan bir adama minare kadar da ana lazım onun doğurması için. Bu da adetullah ve sünnetullah'a terstir. Velen sünnetullahi tebdila. Allah kanununu değiştirmez. Sünnetullah aynı ayarda gider. Allah'ın kanunudur. Yer çekim gibi. Arkadaşlar, üçüncüsü başında haza kafir. O diyor başına bir serpuş takacak ve millete de o serpuşu taktırmaya zorlayacak. İşte o onun kafir olduğunu gösterecek. Cennet ve cehennemi kendine tabi olanları cennete benzer rahat bir hayat. Kendine karşı gelenlere de bu hayatı cehennem edecek manasında. O zaman o Kotohito diyor ki bu Muhammedi, Ali, Muhammedilerin dini bu İslamiyet dini akıl dinidir. Siz ileride bütün dünyaya bu İslamiyet hakim olacak. Peygamber aleyhissalatü vesselamın verdiği müjdeyle aynı. Üstad hazretleri ne diyor? Ümit var olunuz. Şu istikbal inkılabı içinde en yüksek gürsada İslamiyetin olacaktır. İşte Üstad hazretleri İstanbul'da böyle neşri ilme, ilmin neşrine Müslümanların her ne olursa olsun suallerine ne yapıyor? Cevap veriyor. Bana teveccüh eden haysiyet ve şeref haddimden çok fazlaydı. Mevkici İstanbul'un en güzel yeri olan Çamlıca'da oturuyordum. İngiliz bir yazar demiş ki bu Çamlıca için bana deseler ki ömründe bir saat kaldı şu dünyaya bir bak Çamlıca tepesinden dünyaya bakardım. Çamlıca tepesi dünyanın en güzel yeri arkadaşlar. Bir çocuk babasını der ki benim babam dünyanın en kuvvetli adamı. Veya babam en zengin der. Emin olun bu sözü çocuk hevesiyle söylemiyoruz. Çamlıca tepesinden İstanbul'u seyretmek dünyanın en güzel manzaralı kenti İstanbul'dur. Mekke, Medine ve Bareknahu dediği etrafını mübarek kıldığımız Kudüs bu üç belde hariç Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın Senasına masar olan bir şey İstanbuldur. Le tuftehennel Konstantiniye, ve lanıml Emiru Emiruha, ve lanıml İstanbul mutlaka fetholunacaktır. Onu fetheden komutan, ne güzel komutan? Onu fetheden asker ne güzel askerdir diye bu dünya cenneti olan İstanbul'dan Peygamber Aleyhisselatü Vesselam üstü kapalı müjde verip haber veriyor. Arkadaşlar biz de bu İstanbul'da. İnşallah beraber omuz omuza hizmet ediyoruz. Cenab-ı Hak muvaffakun bil hayr eylesin inşallah. Evet. İstanbul diyor ikinci defa feth olunacaktır. O da diyor Allahu Ekber ve tekbir ve tesbihlerle feth olunacaktır. Aynı hadisi söyleyen Peygamber Efendimiz aynı hadisi biz ne yapıyor? Aynı müjdeyi bize veriyor. La tekumus saat kıyamet gelmez. Hatta diyor Konstantiniye feth olunmadıkça bit tesbih ve tekbir. Tesbih ve tekbirlerle silahsız feth olunmadıkça kıyamet kopmayacaktır. İnşallah bu fethi Cenab-ı Hak ne yapar? Batı Roma ve Doğu Roma'yı inşallah bize müyesser eyler. Hem her şey mükemmeldi. Merhum biraderzadem Abdurrahman gibi gayet zeki fedakar hem bir talebe hem hizmetkar hem katip hem evladı maneviyen beraberdim. Dünyada herkesten ziyade kendimi mesut bilirken aynaya baktım, saçımda sakalımda beyaz kıllar gördüm. Birden esarette kosturmadaki camideki intibahı ruhi yine başladı. Onun eseri olarak kalben merbut olduğum ve medarı saadeti dünyeviye zannettiğim halatı Esbabı tetkike başladım. Birden aynaya baktım. İhtiyarlık şafağı kulaklarımın üstünden tulu etmeye başladı. Yani kulaklarının üstünde ne yaptı? Yavaş yavaş beyazlık, beyaz kıllar fazlalaşmaya başladı. Hangisini tetkik ettimse baktım ki çürüktür alakaya değmiyor, aldatıyor. O sıralarda en sadakatli zannettiğim bir arkadaşımda umurmadık bir sadakatsizlik ve hatıra gelmez bir vefasızlık gördüm. Hayatı dünyeviyeden bir ürkmek geldi. Kalbime dedim, acaba ben bütün bütün aldanmış mıyım? Görüyorum ki hakikat noktasında acınacak halimize pek çok insanlar gıpta ile bakıyorlar. Bütün bu insanlar divane mi olmuşlar? Yoksa şimdi ben divane mi oluyorum ki bu dünya perest insanları Divane görüyorum. Yani benim bu halime gıpta ediyorlar, acınacak halimize. Arkadaşlar, şimdi yurt dışına gidenler bilirler. Yurt dışına gittiniz tatil'e veya bir iş için geldiğiniz zaman bu Erzurum'dan buraya gelmeye benzemiyor. Oradan bir saat bir uğraşıyorsun, pasaport kontrol, yük kontrol, valiz kontrol. Bir de yanınıza bir zengin rastlamışsa Allah için bir bakın. 5-6 tane de valizi varsa o adam var ya saatlerce uğraşır geçmek için. Sizin hiçbir şeyiniz yok. Bir tek, bir tek cep telefonunuz bu tarafa atlar geçersiniz. Ama o zenginin hali harap. Bir iki saat orada valizi açacak, tek tek baktıracak, kontrol ettirecek, robottan geçecek. Aynen öyle de. elun ne يَوْمَ izin anin Size verdiğim bütün nimetlerden sizi hesaba çekeceğim. Diyor bizim bu acınacak, bu ağır yükümüzle beraber halimizi insanlar gıpta ediyorlar. Acaba ben mi divane oldum yoksa onlar mı divane oldular? Bu dünya perest insanları divanı suretinde görüyorum. Üstad diyor Bediüzzaman. Her neyse ben ihtiyarlığın verdiğim yani Üstad Hazretleri kendi mesuliyetini görerek kendini ne yapıyor? Bizden şanssız görüyor. Ben çok sual altındayım. Ondan dolayı arkadaşlar 1925'in güzünde Üstad Hazretleri Şeyh Said isyanı saygıyla Van'da derdest ediliyor. Tutuklanıyor ve Üstad'a diyorlar ki Üstad Seyda sen emret seni Medine'ye Mekke'ye götürelim. Üstad'ı tutuklamaya gelen yani götürmeye gelen kişiler 7 kişi bir manga veya 10 kişi. Ama doğuda öyle ağa var ki 1500 tane atlı silahlı adamı var. Seyda sen emret seni Medine'ye götürelim. Hayır diyor ben kendi rızamla gidiyorum. Halbuki kelepçeli. Ben milletimin imanı kurtulsun diye karşımda bir yangın var. Alevleri göklere yükseliyor. Milletimin imanı tutuşmuş yanıyor. Ben milletimin imanını kurtarmaya koşuyorum. İşte bu yangına koştu. Bizim imanımızı Kurtarmak için ne yaptı? Üstad hazretleri kendini düşünmedi. İki cihanı, iki dünyasını da ne yaptı? Feda etti arkadaşlar bizim için. Evet, acaba diyor bu dünyadaki bu geçici lezzet için bize ferahlanıyorlar, gıpta ediyorlar. Onlar mı divan olmuş yoksa ben mi onları divane gördüğüm için ben mi divaneyim? Her neyse ben ihtiyarlığın verdiği şiddetli intibaciyetinde, en evvel alakadar olduğum fani şeylerin faniliğini gördüm. Kendime de baktım. Nihayet azde gördüm. O vakit beka isteyen ve beka tevehümüyle fanilere müptela olan ruhum bütün kuvvetiyle dedi ki madem cismen faniyim bu fanilerden bana ne hayır gelebilir? Madem ben cismen faniyim bu fanilerden bana ne hayır gelebilir? Madem ben acizim, bu acizlerden ne bekleyebilirim? Faniyim, fani olan istemem. Acizim, aciz olan istemem. İsterim bir yarı bak isterim. Zerreyim fakat bütün kainatı umumen isterim. Arkadaşlar insan ebede meb'us olduğu için ne yapıyor? Yani ebed için yaratıldığı için isterken sonsuz istiyor. Bir çocuğa bir adama desek ki Git seni devlet bakanı yaptık ama yarın öğlene kadar. Ya yarım günlük bakanlığı ne yapayım der. Gitmez bile. Aynen öyle de bak dünyevi olarak en yüksek makam, en yüksek rütba ama fani ve geçici olduğu için tenezzül etmiyor. Ondan dolayı insan ne yapıyor? Ruhen beka istiyor, devamlılık istiyor. Bir şeyi devamlı olacağı için seviyor. Eğer arkadaşlar his ve vehim aklımızı aldatmazsa biz gençliğimizi hakiki manada seveceğiz. Üstadımız diyor ki gençliği sevmenin manası o gençliğe her türlü lezzeti tattırmak değil. Onu iffet ve namustan ve ibadetle vazifelendirmek ve muhafaza etmektir. Evet. Halbuki o felsefi meseleler ruhumu çok fazla kirletmiş ve terakkiyat maneviyemde engel olmuştu. Birden Cenab-ı Hakk'ın rahmet ve keremiyle Kur'an-ı Hakim'deki hikmet kutsiye imdada yetişti. Çok risalelerde beyan edildiği gibi o felsefi meselelerin kirlerini yıkadı, temizlettirdi. Evet, o vakit her şeyden evvel eskiden beri tahsil ettiğim ilme müracaat edip bir teselli, bir rica, bir ümit aramaya başladım Ma teessüf o vakte kadar ulumu felsefeyi, ulumu İslami ile birlikte hafsalama doldurup o ulumu felsefeyi pek yanlış olarak madeni tekemmül ve medarı tenevvür zannetmiştim diyor. Peki şimdi ne olacak? Ez cümle. Bu cümleden olarak netice olarak fünun hikmetten gelen zulümat-ı ruhiye ruhumu kainata boğduruyordu. Hangi cihete baktım nur aradım? o meselelerde nur bulamadım, teneffüs edemedim. Ta Kur'an hakimden gelen La ilahe illahu cümlesiyle ders veren tevhid gayet parlak bir nur olarak bütün o zulümatı dağıttı. Rahatla nefes aldım. Arkadaşlar La ilahe illahu bu hüve zamirinin altında. Orada bütün o hüve yani o zamirdir. Burada mezmur yani zamirin altında saklanan Cenab-ı Hakk'ın bütün sıfatı aliyesi ve esma yüznasıdır. Yani la ilahe illahu la ilahe la razika illahudur la mabude illahudur la musavvire illahu ilahir esma-i ilahi adedince o hu'nun altında ne saklı? Cenab-ı Hakk'ın sıfatı ve esması saklı. Yani La ilahe illahu diyen kişi aynı zamanda ondan başka ilah yoktur, ondan başka rızık verecek de yoktur. Bütün her şeyin dizgini Allah'ın elindedir. La Müdebbire illahu. Allah'tan başka tedbir eden, idare eden yoktur. Cenab-ı Hak'tan başka La Muizze illahu. bütün izzet veren Cenab-ı Hak'tır mudhilla illahu zilleti veren odur ve en yemseskellahu bizurrin fela kashife lehu illahu yani sana bir zarar bir sıkıntı geleceği zaman onu Allah'tan başka hiç kimse senden açamaz arkadaşlar değerli kardeşler ezanı Muhammed okunuyor şimdi ezanı Muhammed okurken İslam alimleri şöyle bir yol takip etmişler bir, bazen susup dinlemişler, bazen ekseriyetle ilim dersine devam etmişler. İlim dersinin çok büyük bir hususiyeti var. Bir adam hangi şartta olursa olsun cemaatle namaza katılması lazım. Yani cemaatle namaz kılmak çok ehemmiyetli. Hatta internette silahlarıyla birlikte iki rekat namaz kılan askerleri ben gördüm. Bu arkadaşlar Nisa suresinin 102. ayeti. Resulullah Bedir'de öğle namaz kıldı. Yani cemaatle namaz kılmak o kadar ehemmiyetli, o kadar ehemmiyetli ki Bedir savaşında müşrikler bin kişi, Resulullah 300 kişi. Ve gene namaz kılmak ne demek? Cemaatle namaz kıldılar. Bu kadar önemli. Ve cemaatle namaz kılmaya adam bir şartla gitmeyebilir ilim tahsil ediyorsa, o da kitap yazıyorsa yani her ilim değil. Yani matematik ödevi geri kaldı, o değil. Veya şey, fizikten bir problem çözüyor. Yani İslami bir kitap telif ediyor, ehemmiyetli bir ders anlatıyor. O zaman diyor cemaatle namaza gitmeyebilir, onu telif eder, tamamlar. İlim tahsil ederken de ezanı şerif diye yani tehir edilebilir arkadaşlar. Yoksa Ezan mutlaka dinlenmesi lazım. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor ki kim ezanı kelimeleriyle birlikte yani müezzin efendi dedikten sonra tekrar etse diyor ona cennet vacip olur. Bakın. ve lehul cenne. Ona cennet vacip olur. Nasıl arkadaşlar? Şöyle. Bir, bir yanlışlık yapılıyor da biz de bunu hocalarımızdan duyduk. Onu da söyleyeyim. Allah rızası için öyle geçelim derse. Mesela biz bakarsınız cemaat hep müezzin Allahu Ekber Allahu Ekber cemaat Allahu Ekber Allahu Ekber. Müezzin eşhedü en la ilahe illallah cemaat öyle ama son la ilahe illallah'ı müezzinden önce söyler cemaat doğru mu? Hayır o da sonra söylenmesi lazım. Ama bu öyle bir yanlış ki Türkiye'nin hepsi bunu yapıyor. Bunu çok değerli bir hadis profesöründen ya biz de okuduk hadis kitaplarında da ondan da öğrendik. Yani o la ilahe illallahı da nereden sonra söylemek lazım? Müezzinden sonra söylemek lazım. Hadis-i şerif zaten öyle. Yani metinde öyle geçiyor. Bu hadis-i şerif onlarca hadis kitabında geçiyor. Evet. El cümle Fünunu Hikmetten gelen zulümat ı ruhiye. Ruhumu kainata boğduruyordum. Hangi cihete baktım, nur aradım. O meselelerde nur bulamadım. Tenefüs edemedim ta Kur'an-ı Hakim'den gelen La ilahe illahu cümlesiyle ders verilen tevhid gayet parlak bir nur olarak bütün o zulümatı dağıttı. Tevhid, vahid bir demek, tevhid bire bağlamak, bir de birleştirmek demektir. Yani bana şifayı veren Allah'tır. Bana bu hayatı veren hay Allah'tır. Beni tekrar kaldıracak olan bais Allah'tır vel ba'su ba'del mevt. Beni öldükten sonra, mevte mazhar olduktan sonra, peki benim mevte mazhar edecek olan mümit Allah'tır. Bana rızık veren rezzak Allah'tır. Yani hepsini bir olan Allah'a bağlamaya biz tevhid diyoruz. Yani vahid olan. Hristiyanlar üç olan selaseye bağlıyorlar. Hristiyan inancına ne diyoruz? Teslis, üçleme. Biz tevhid, tekleme, birleme. Tevhid yani gayet parlak bir nur olarak bütün o zulümatı dağıttı. Yani feyne ma tuvellu Yüzünü nereye çevirirsen çevir her yerde Allah'ın şu unatını, sıfatını, sıfatının tecelliyatını, esmasını, eserini göreceksin. Ondan dolayı her yerde Allah'ı işitmek ve görmek mümkün. Bakara suresinde Cenab-ı Hak öyle diyor. Feyne ma tuvellu fesemma Yüzünü nereye çevirirsen çevir. Allah'ı görürsün diyor. Nasıl? Şimdi suya baktın. Şimdi geçecek burada ayeti kerime. اِنَّ الَّذ۪ينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللّٰهِ لَنْ يَخْلُقُ ذُبَابًا وَلَوْ Bir sivri sineği dahi bütün kainat bir araya gelse yaratamaz. Bir damla suyu kim yaratabilir? Ancak Allah yaratabilir. Şurada bir hava zerresi var. Onu yaratacak olan Allah ancak Allah'tır benim bir saçımın telini, buradaki bir kağıdın zerresini, bir ağacın tohumunu, yani nereye bakarsan bak, Allah'ın kudret eli değmemiş hiçbir şey olmadığı için, her nereye bakarsanız, Allah'ın asarını, Allah'ın fiilini, Allah'ın sıfat ve esmasının tecelliyatını, şuunatını, yani Allah'ı görebilirsiniz arkada. Evet, iman gözüyle bak. Evet. Allah'ın. Allah adına. Evet fakat nefis ve şeytan ehli dalalet ve ehli felsefeden aldıkları derse istinad ederek akıl ve kalbe hücum ettiler. Bu hücumdaki münazaratı nefsiye lillahil hamd kalbin muzafferiyetiyle neticelendi. Çok risalelerde kısmen o münazaralar yazılmış. Onlara iktifa edip burada yalnız binde bir muzafferiyeti kalbiyeyi göstermek için. Fakat diyor ki Nefis ve şeytan boş durmuyor arkadaşlar. Nefis ve şeytan hücum ediyor. Şimdi kalbe karşı ne yapıyorlar? Onlar şeytan namına hücum ediyor nefis. Kalp de Rahman namına onlarla mücadele edecek. Şimdi aralarında bir mücadele, bir mücahede olacak. Ta ki çok risalelerde kısmen o münazara yazılmış onlara iktifa edip buradaki burada yalnız binde bir muzafferiyeti kalbiye göstermek için binler bürhandan bir tek bürhan beyan edeceğim. Ta ki gençliğinde hikmeti ecnebiye veya fünunu medeniye namı altındaki kısmın dalalet, kısmın malayaniyet meseleleriyle ruhunu kirletmiş, kalbini hasta etmiş, nefsini şımartmış bir kısım ihtiyarların ruhunda temizlik yapsın. Tevhid hakkında şeytan ve nefsin şerrinden kurtulsun şöyle ki. Bu diyor benim kalbimle nefsim arasındaki mücahideyi söyleyeceğim yazacağım ki. Ta ki benim gibi gençliğinden nefis ve dalalet namına ilim tahsil edip de kainata tevhid gözüyle bakamayanlar o muzahrafatı odunları yaksınlar nurlandırsınlar ve Cenab-ı Hakk'ın kainatına yarattığım meşherine yani sergisine nurlu bir akıl ile ve nurlanmış bir kalb ile bakabilsinler. Ulumu, ulumu felsefiyenin vekaleti namına nefsim dedi ki bu kainattaki esbabın tabiatıyla bu mevcudata müdahaleleri var. Her şey bir sebebe bakar. Meyveyi ağaçtan, hububatı topraktan istemeli. En cüz'i, en küçük bir şeyi de Allah'tan istemek ve Allah'a yalvarmak ne demektir? Ya en küçük şeyleri de mi Allah'tan isteyeceğiz? İbn Abbas radıyallahu an buyuruyor ki: "Vallahi devemin yuları kaybolsa açar onu Kur'an'da bulurum." Yani Habrul Ümme, Hibrul Ümme. Yani Kur'an'ın alimi. Kur'an'ın içerisinde bütün ilimler var arkadaşlar. Ve la rabbin ve la yabisin illa fi mübin. Her şey Kur'an'ın içerisinde mevcuttur. Kur'an ise Allah'ın kelamıdır. Ezel ve ebed sultan olan Cenab-ı Hakk'ın kelamıdır. Bütün kainatta onundur. O zaman zerrattan seyyarata kadar her ne istenilse ne kimden istenmesi lazım? Allah'tan istenmesi lazım. Hatta Peygamberimiz Aleyhisselatu Vesselam buyuruyor ki hadisi şerifte لِيَسْعَلْ اَحَدُكُمْ hacetehu كُلَّهَا رَبَّهُ sizden diyor biriniz bütün ihtiyaçlarını ne yapsın? Rabbinden istesin. Hatta diyor İzen kata şis analihi. Yani ayakkabısının bağı koptuğu zaman nalininin bağı, terliğinin bağı koptuğu zaman onu bile Allah'tan istesin. Demek ki en küçük zerre tevhid sırrıyla kainatta birbirine bağlı olduğu için ne yapacağız? En küçük zerreyi dahi Allah'tan isteyeceğiz. Çiçek küçük diye arkadaşlar çiçeği Allah yapamaz. Allah'ın kudretinden harice harşa veremeyiz ki. Bir adama desek ki şu duvara bir koyun resmi çiz bir de sinek resmi çizer ikisini de. Ama sineği sinek kadar koyunu koyun kadar çiz desek sineği ne, yapmak, ne yapar çizmekte zorlanır. Peki desek ona ki bir mikrop çiz mikrobu hiç çizemez. Çünkü Mikroskop lazım ki on bin defa büyütülsün. Öyle bir mikro. Arkadaşlar mikrop küçük diye yani o bakteri küçük diye onu Allah'a vermeyelim değil. Bilakis o küçük sanatı büyük. O zaman kainatta Allah'ın yaratmadığı hiçbir şey yok. Hatta şöyle bir misal var arkadaşlar. Böyle bir yaprağı tutsan yaprağı ne yapıyor? Yaprak küçük dalla birlikte geliyor. Dal büyük dala dal ağaçla ağaç toprağa toprak, zemine zemin, bahara bahar, dünyaya dünya güneşe, güneş samanyoluna bağlı. Bir yaprağın sahibiyim diyen samanyolu galaksisine sahip olması lazım. Yani bütün kainat bir, bir elden çıkmış. O zaman bütün zerratı seyyaratla birlikte elinde tutan, tasarrufunda tutan Allah'ın birliğine biz tevhid diyoruz isterken. Ondan isteyeceğiz arkadaşlar. O vakit nuru Kur'an ile sırrı tevhid şu gelecek surette inkişaf etti. Kalbim o mütefelsif nefsime dedi. En cüz'i ve en küçük şey, en büyük şey gibi doğrudan doğruya bütün bu kainat halıkının kudretinden gelir ve hazinesinden çıkar. Başka surette olamaz. Şimdi bir elmaya bir adama desek ki ya bize bir elma yap. Arkadaşlar yarım elma desek aynı bir elmayla aynı. Ona bin elma yap demekle bir elma icat et demek arasında hiçbir fark yok. Yani az diye kolay değil. Arkadaşlar bir ile bin aynı. Allah'ın kudretine de öyle. Yaratmada da öyle. ma emruhu iza erade şey'en en yekûle lehu kün O bir şey istediği zaman o şeye sadece ol demesi yetiyor en cüzi ve en küçük şey, en büyük şey gibi doğrudan doğruya bütün bu kainat halikinin kudretinden gelir ve hazinesinden çıkar. Başka surette olamaz. Esbab ise bir perdedir. Çünkü en ehemmiyetsiz, en küçük zannettiğimiz mahluklar bazen sanat ve hilkat cihetinde en büyüğünden daha büyük olur. Sinek tavuktan sanatça ileri geçmezse de geride kalmaz sinek tavuktan daha mı sanatsız arkadaşlar? İleri geçmese bile geride kalmaz arkadaşlar. Öyle durum var ki sinekler sinek risalesini kardeşlerimiz okusunlar, müteala etsinler inşallah beraber. Arkadaşlar sinek gibi Cenab-ı Hak bir başka mahluk yaratmış değil. Yani çok acayip bir mahluk. Zehir bir taraftan giriyor, öbür taraftan panzehir olarak çıkıyor. Yani tasaffi makinesi, istihale makinesi, Dünyada ikinci böyle bir mahluk yok. Şimdi bir bir kitap bakıyorsun ki üstüne yazıyor ki birinci baskı. 20 sene sonra bakıyorsun gene birinci baskı. Öyle kitap var ki 256. baskısı olan kitap gördüm ben. Bu ne demek 256. baskı? Ha? Rabet var, rabet. Değerli. Herkes okuyor. Üstadımız diyor ki sinekler bu kadar çok ya. Değerliler de ondan diyor. Diyor sinekler diyor. Hazreti Adem'den bu zamana kadar gelmiş, zamanımıza kadar gelmiş beşerin sayısı kadar bir baharda Allah sinek yaratıyor. Eğer sinekler diyor olmasaydı biz hastalıktan ölürdük bir senede. Sinekler ne yapıyor? Sinekler olmasaydı biz meyveyi yemezdik. Meyvelerimizi rüzgarla birlikte ne yapıyor? Sinekler aşılıyor arkadaşlar. Yani demek ki sinek tavuktan sanatçı ileri geçmezse de geri kalmaz. O zaman sineği de Allah yarattı. Yani ne yapacağız? Bütün kainatta olan bütün hadisatı Allah'a vereceğiz. La ilahe illahu beraber mizanet alem. Alem beraber dile gelmiş la ilahe illallah ne diyor? Allah'tan başka ilah yoktur zikrediyor. Öyleyse büyük küçük tefrik edilmeyecek ayrılmayacak ya bütününü esbab-ı maddiyeye taksim edilecek veyahut bütünü birden bir tek zata verilecektir. Birinci şık muhal olduğu gibi bu şık vaciptir, zaruridir. Çünkü bir tek zata arkadaşlar burada diyor ki yani üstad nereden buluyor bunlar? Ya zaman işte. zaman olmak kolay değil arkadaşlar. Diyor ki ya bütün kainat meşveret edecek. Bakın biz şimdi en aramızda kimya profesörü var mı? Yok. Yok değil mi? Kimya profesörü. Bakın. Ben yiyorum yemek, siz de yediniz. Afiyet şeker olsun, şifa olsun. Yemek yedik. Hiç biliyor muyuz ki ney nereye gidecek? Bilmiyoruz, değil mi? Bak hepimiz en az lise mezunuyuz. Ortaokul mezunuyuz, değil mi? Biliyoruz ki bu, bu yemeğin içerisinde vitaminler var. A, B, V, C, D2, K12 vitaminine kadar. Değişik vitamin, mineraller var. Bak biz ortaokul, lise, üniversite mezunuyuz. Arkadaşlar ben daha safra kesemin nerede olduğunu bilmiyorum. Bilen var mı? Peki ha, burada bir yerde dersiniz sizde. Bakın. Ben daha safra kesemin nerede olduğunu bilmiyorum. K12 nereye gidecek? B nereye gidecek? Fosfor nereye gidecek? Manganez nereye gidecek? Ben üniversite mezunuyum bilmiyorum. Midem nereden bilecek? Et parçası. Arkadaşlar ya diyor ki üstadımız o yiyecekler toprak, hava meşveret yapacaklar. Ya bu vatandaşın gözüne fosfor lazım. Kemiğine kalsiyum lazım. Kasına kasına D vitamini lazım. Biz sen işte şu kadar maydanoza, sen şu kadar marula, sen, sen şu kadar domatese git. Onlar arasında meşveret yapacaklar. Sofraya gelecekler. Sofraya da mideye girdikten sonra esas meşveret orada başlıyor. Orada yapacaklar. Oradan sonra herkes yerine marş. Birisi bir gram bir yere fazla gitmeyecek. Giderse orayı patlatır. Arkadaşlar ya böyle diyeceğiz. Bütün her bir zerreye eflatun kadar bir akıl vereceğiz. Veyahut diyeceğiz ki o zerratı idare eden, çayınatı idare eden, benim midemi idare eden, beni gördüren, beni işittiren, beni konuşturan ve bize bu hayatı veren, bizi her an kayyumiyetiyle ayakta durduran, fe'alun lima yurid olan, istediğini istediği şekilde yapan Allah yapıyor diyeceğiz. İşte tevhid budur arkadaşlar. Yani her şeyi Allah'a verip Allah'a teslim olmak. Üstattan Cenab-ı Hak diyen razı olsun. Arkadaşlar bir iki gün sonra inşallah bugün bu günler biliyorsunuz Cenab-ı Hakk'ın yemin ettiği vel fecr ve leyalin aşr, yani le, leyali aşere yani on gecelere girdik arkadaşlar. Birkaç gün sonra bir hafta sonra kurban bayramı olacak. Kurban geliyor. Kurban, kurban karabe. Karaben. Karabe yaklaşmak demek. Akraba. Yakın demek değil mi? Akraba. Ve Cenab-ı Hak bize akrabu ma yekûnul abdun rabbihi ve huve sacidun. Kur'un Allah'a en yakın olduğu an secdanıdır. Biz Allah'a yakın olmak için bazı şeyler yapmamız lazım. Ama Allah bize her an yakın. Ve nahnu akrebu ileyhi min hablil verid. Ben size şah damarınızdan daha yakınım. Yehûlu beynel mer'i ve kalbihi. Sizinle kalbiniz aranızdayım, arasındayım diyor Cenab-ı Hak. Allah gariptir ve Allah mukarriptir. Ya mukarrib. E öyle diyor Cevşenül Kebir'de. Allah cemildir, mücemildir. Güzeldir, güzelleştirir. Çamilli mutlaktır, mükemmeldir. Yani mükemmele ulaştırır kolunu, sistemleri, devletleri, bitkileri, hayvanları. Ondan sonra Cenab-ı Hak yani Esma-i Hüsna'sı ile kainatta ne yapar? Esma-i Hüsna'sı mücella olur, tecelli eder, parlar. Aynen öyle de mukarrib olan Allah bizi kendine yakınlaştırmak ister. Bu da neyle olur? Kurban ile olur. İbadette namaz ile, mal ile ibadette kurban ile olur. Arefe günü bir kıssa ile inşallah vaktimiz bitti bitiriyorum. Arefe günü arkadaşlar kurbandan bir gün önce değil mi? Kurban ilk önce Hazreti Adem aleyhisselam ile başlıyor. Oğulları Habil ile Kabil arasında. Ondan sonra koç şekline Hazreti İbrahim aleyhisselam devrinde giriyor. Koç kesmek, hayvan kesmek şekline. Hazreti İbrahim aleyhisselam Rabbi habli mine salihin Ya Rabbi bana hayırlı bir evlat ver diye dua ediyor. Ve Cenab-ı Hak ona febeşşernâhu bir halim. Ona diyor yumuşak huylu bir evlat verdik diyor. Hazreti İbrahim Aleyhisselam ya Rabbi bana hayırlı bir evlat verirsen erkek evlat sana en sevdiğim şeyi kurban edeceğim diyor. Ve oğlu 13 yaşına gelince Hazreti İsmail Aleyhisselam rüya görüyor. Rüyasında görüyor ki ey İbrahim vadini yerine getir. İbrahim peygamber uyanıyor. Bir koç kesiyor. Söz verdi ya Allah'a kurban edeceğim en sevdiğim şeyi. Koç kesiyor. Ertesi gün bir rüya daha görüyor. Ey İbrahim vaadini yerine getir. Bu sefer bir, bir büyük daha kurban kesiyor. Üçüncü gün zilhiccenin dokuzunda. Üçüncü gece bir rüya daha görüyor. Ey İbrahim en sevdiğin şeyi kurban edeceksin. Hani ayette diyor ya lem tenanallahu lem tenalul birre hatta tunfiku mimma tuhibbun. Sizler diyor sevdiklerinizden vermedikçe iyiliğe ulaşamazsınız. Hazreti İbrahim Aleyhisselam bakıyor ki en sevdiği neyi? Evladı. Diyor ki demek ki ben evladımı kurban edeceğim. Arefe anladı demek. Arefe günü ondan diyoruz arkadaşlar. Yani Hazreti İbrahim Aleyhisselam kimi kurban edeceğini anlıyor Arefe günü. Ve getiriyor oğluna, hanımına diyor ki çocuğu kurban edeceğim. Bunu yıka, temizle, saçını tara, güzel elbisesini giydir, ver bana. Peygamber hanımı demiyor ki ya ne diyorsun? Git başka bir şey kes ya. Sürüden bir tane. Demiyor. Yani bu zamanda olsa 40 tane kocasına sayardı değil mi bir hanım? Ne diyorsun ya? Bir rüyayla amel mi edilir? Git başka bir şey kes. Ve hanımı Hacer validemiz ne yapıyor? yıkıyor, paklıyor, temizliyor, tarıyor, giydiriyor, teslim ediyor. Ve Mekke'nin o kurban edilen yer 6 kilometre dışında, Mina'nın karşısında. İnşallah gidip görürsünüz orayı. Orada Hazreti İbrahim Aleyhisselam oraya giderken şeytan 3 yerde İbrahim Aleyhisselam'ın karşısına çıkıyor. Diyor ki, ey İbrahim bırak evladını kesme, katil olacaksın. Bana bunu Allah emretti ey kör şeytan diye. Üç defa şeytana taş atıyor orada. Üç ayrı yerde. Orada üç minada büyük şeytan, orta ve küçük şeytan diye. Üç tane cemerat vardır. Taşlanma yeri. Biz o taşlamayı ne yapıyoruz? Orada tekrar ediyoruz. İbrahim Aleyhisselam'ın sünnetidir arkadaşlar. Getiriyor Hazreti İbrahim Aleyhisselam, İsmail Aleyhisselam'ı. Gözlerini bağlıyor rivayette. Ve yatırıyor. Allah için kurban edeceği zaman Cebrail Aleyhisselam kurban ile ne yapıyor? Koç ile yetişiyor. Tam bıçağı vuracağı zaman Cebrail Aleyhisselam Allahu ekber Allahu ekber diye semadan bir koç indiriyor. Bunu gören İbrahim Aleyhisselam ne yapıyor? La ilahe illallahü Allahu ekber. Allah'tan başka ilah yoktur. Evet. Allah en büyüktür. Kurt kurtuldu ya oğlunu kurban etmekten şey yapıyor ve Hazreti İsmail Aleyhisselam da kurban edilmekten kurtulduğu için Allahu ekber velillahi'l hamd. Hamd övgü, sena, teşekkür, tebrik Allah'a aittir. Ve bu üçü arasında olan bu konuşmayı biz ne yapıyoruz? Tekrar ediyoruz. Bak onların arasında geçen konuşma. Allahu ekber Allahu ekber. La ilâhe illallahü Allahu ekber. Allahu ekber velillahi'l hamd ve Hazreti İsmail Aleyhisselam bıçaktan kurtuluyor. Cenab-ı Hak Hazreti İbrahim Aleyhisselam Zebihullah'tır. Allah'ın kurbanıdır. İsmi öyle yani. Muhammed Habibullah, İbrahim Halilullah, Allah'ın dostu. İsa Ruhullah, Musa Kelimullah. Diğer peygamberin bir şeyi vardır arkadaşlar. Bir lakabı vardır. Son bitiriyorum bir şeyle, bir güzel bir anekdotla. İsmail Aleyhisselam bir gün diyor ki babasına. Baba diyor sana cömert diyorlar ama ben senden daha cömertim. İbrahim Aleyhisselam şaşırmış. Bakmış ki yahu demiş sen daha bir kuzu bir tavuk birine vermedin. Ben bir tesbih için bir sürü vermiş adamım. İbrahim Aleyhisselam çok cömert bir adamdı. Çok cömert. Onun için dualarda ne deriz? Allah Halil İbrahim bereketi versin. Misafirsiz yemezdi. Çok cömert. İsmail Aleyhisselam'a demiş ki: "Ya sen daha bir tavuk vermedin ömründe birisine. Nasıl benden cömertsin? Biliyor musun? Sen malını vererek cömert oluyorsun. Sen benden canımı istedin. Ben canımı verdim sana. Mal mı daha kıymetli, can mı? Ben senden daha cömertim. Ben daha değerli şeyi verdim." Deyince İbrahim Aleyhisselam demiş ki: "Oğlum ben senden daha cömertim. Sen canını verip kurtulacaktın. Ben ise o acıyı göze alarak evladını kesme acısını göze alarak sana bıçağı çektim. Ben daha cömerdim. Cenab-ı Hak Cebrail'i gönderiyor. Ey Cebrail git o iki kuluma de ki ben cevvadım. Bak cevşen de geçiyor. Ya ecvedu cevvad. Ey cömertler cömerdi. Ey cömertler cömerdi. Bakın arkadaşlar ben cömertler cömerdiyim. Cömert benim diye Cenab-ı Hak orada ilan ediyor. Ve peygamber aleyhissalatü vesselam bu hadisi burada bir daha söyledim. Bir daha da söyleyeyim. Çünkü çok güzel hadis-i şerif. Resulullah'ın ağzından döküldü ya. Etedrûne men ecvedül ecved Siz biliyor musunuz cömertler cömerti kimdir? Ela uhbirukum anil ecved Size cömertler cömertini haber vermeyeyim mi? fakalu Sahabeler dediler ki Allah ve Resulü ve alem Allah ve Resulü daha iyi bilir ya Resulallah. Tabii ki ver. Bize haber ver. Kimdir? El ecvedül ecvet Allah. Cömertler cömerdi Allah'tır. Enev ecvedü veledi Adem. Ben ise Adem oğlunun en cömertiyim. Resulullah Adem oğlunun beşerin en cömerti. Öyle diyor ya. En cemili, en kerimi, en güzeli, sesci en yüksek, zikirci en etem, şükürci en eam. Beni Adem'in bülbülü zül Kur'an'ı muhammed Arabi aleyhissalatü vesselam'dır diyor ki Ve diyor ki e, min badi recülün ve ecveduhum min badi recülün benden sonra da en cömert insan alime ilmen feneşere ilmehu yani o bir ilim öğ öğrenecek ve o ilmini bütün dünyaya neşredecek o cömert insan bir ilim öğrenecek. Resulullah'tan sonra en cömert insan kimdir? Alime ilmen bir ilim öğrenecek. Feneşere ilmehu. Bütün ilmini dünyaya neşredecek. Yub'asu yevmel kıyameti ümmeten vahde. O bir kişi olarak, tek bir ümmet olarak talebeleriyle birlikte kıyamet günü haşredilecek. Arkadaşlar bu ayeti kerimedir aynı zamanda manası. Yevmen ned'u külle ünasim bi imamihim. O gün insanları biz diyor bütün liderleriyle birlikte çağıracağız. De ey Deccal ve takımı, Firavun ve Saz arkadaşları gelin. Yani ne yapacak? Cenab-ı Hak bütün herkesi lider ve önderleriyle takip çağıracak. Onun için kimin peşinden gidiyoruz dikkat edeceğiz arkadaşlar. Cenab-ı Hak bizi bu cömert kişinin sofrasından istifade ettirsin. Sofrasından da ayırmasın. Hadis-i şerif devam ediyor bitiriyorum. Racülün cadeli nefsihi fi sebilillah hatta yuktel. O kişi diyor Allah yolunda nefsiyle mücadele eder. Cömertliği de o. İlmi olacak, nefsiyle mücadele edecek. Hatta yuktel öldürülene kadar. Cenab-ı Hak o cömert kişinin davasına sahip çıkmayı bizlere nasip eylesin. Subhaneke la ilme lena illa ma'allamtana innaka entel alimul hakim. واخر دواهم من الحمد لله رب العالمين زائن الله تعالى الفاتحه مع الصلوات